Aziz Saydut tiyatro geçmişi şöyle başlıyor. 99 yılında Van Devlet Tiyatrosu'nda Kamil Korunan'dan diksiyon dersi almaya gittim. O dersi almaya başladığım an o yıl Haldun Taner'in Eşeğin Gölgesi oyununa davet aldım. Ve o sezon Halil Akarsu yönetmeninde Eşeğin Gölgesi'nde oynamaya başladım. Sonraki yıl yani 2000-2001 arası bir Şehnaz oyununa sivil memur olarak girdim. Hem dans hem aynı zamanda orada dansçıydım. Sonra yönetmen oyunun kastını yaparken bir anda beni sivil memura dönüştürdü. Oyun oynadıkça turnelere gittik, işte Gaziantep, Diyarbakır, Sivas. Sivas'tayken değişik bir sahne oldu. Orada yönetmenimiz Ümit Bakış, aynı zamanda Devlet Tiyatrosu müdürüydü. Konservatuara hazırlanmamı istedi. 3-5 arkadaşla konservatuara Süleyman Atanasev, aynı zamanda Mustafa Çolak benim konservatuara hazırlık sahne hocamdı. Temel oyunculuğa başladım. Orada bayağı iyi bir temel oyunculuk serüveni başladı. Ve orada Stanislavski teknik vermeye başladık çalışmaya. O yıl tecrübem olmadığı için askere gittim. Sonraki yıl askerlik dönüşü yine Devlet Tiyatrosu'nda Hüznün Coşkusu'na Zafer Kaya Okay'ın yönettiği Yaşar Seymen'in oyunu Hüznün Coşkusu'nda oynamaya başladım. Orada zabıtı olarak oynadım. Sonraki yıl konservatuvara girmedim ve Bolu'ya gittik. Bolu Şehir Tiyatrosu'nu kurduk. O zaman Bolu Şehir Tiyatrosu'nda Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak'ta Mansur'a beni rol olarak şey yaptılar. Oynar mısın dediler. Oynamaya başladım. Sonra Bolu'da Gençlik Tiyatrosu, Gençlik Merkezi'nin bir tiyatro kolu vardı. Onu sanat danışmanlığı yaptım. Azizname 95'i yönettim. Orada oynadık. Sonra 2007 yılında bir Erzurum programı oldu. Hizmet İçi Eğitim Programı. Orada gittik. Hizmet İçi Eğitim Programı'nda tiyatro eğitimi verirken Memuru Faslı'nı yönetip orada oynadık. Sonra ben o Bolu serüvenim 2007 sonunda 2008'e doğru kapandı. Van'a geldim. O ara daha çok farklı işlerle iştigal ettim. 2013 yılında biraz sahne detoksu yaptım herhalde. O sahne detoksu beni sahneden yeniden sahneye, ama o gruplara giremediğim için bu sefer tek kişilik Karagöz şeyine başladım. Daha önce gençlik kamplarında Karagöz yapıyordum. İşte gençlik kamplarında başlamıştı. Kastamonu'da yaptım. Ondan sonra Mersin'de o kamplarda yaptım. Sonra ya ben bunu daha iyi yapayım dedim. 2013'te Cengiz Samsun'a böyle bir iletişime geçtim İstanbul'da. Onun atölyesine kabul etti. Çıraklığını aldı ve başladım. İlk yaptığım Karagöz tasviri de Zenne'ydi. Yaptım ve evet dedi, senden işçilik olarak iyi olur. Sonra oynatmayı öğrendim. Kendi sahnemi kurdum. Karagözcülük yaptım. Yani birçok okulda gösteri yaptım. Ramazan gecelerinde gösteriler yaptım. Ya dedim ki bu tek ayaklı olmaz. Bunun yanına meddahlığı da eklemeye başladım. Hikaye anlatma programlarına girdim. İşte Nazlı Çevik, Azaz'den, Cüdet'ten böyle hikaye anlatma programları. Tiyatro geçmişiyle hikaye anlatmayı birleşince meddah ortaya çıkmaya başladı. Sonra kahvehanelerde meddah, Karagöz yapmaya başladım. Van'da ilk yaptığım şeylerden bir şey. Bir kahvehanede ilk Karagöz gösterisi yapmak. Ve çok güzel teveccüh oldu. Sonra meddahlık, aşık, meddah, şair buluşmalarıyla böyle keyifli programlar yaptık. 2000 böyle devam ederken tiyatro da bir noktada beni yine sahne çağırmaya başladı. 2019'da Orhan Veli'yi düzenledim. Yani kendi düzenlememle sahneye koydum. Tek kişilik başladık o zaman. Keyifliydi, çok keyifli reaksiyon aldım. Sonraki yıl bir daha istendi, bir daha koydum. Çok harika bir reaksiyon aldı. Kapalı gişe olmaya başladı.
Ve Orhan Veli benim sahnenin ateşini yakmaya başladı. Sonraki yıl Orhan Veli ile beraber bir arkadaş grubuyla Özgürlüğün Bedeli'ne davet ettiler. Özgürlüğün Bedeli'nde aktör rolünü oynadım. Çok keyifliydi. Oradan sonra sahne ışığım parlamaya başladı. İnsanlar benim sahnedeki o ışığımı alkışladı. Bununla beraber bir izleyici kitlem oluşmaya başladı. O izleyici kitlem beni yeni oyunlara sevk etti. Yeni oyunları hem dramatik yazarlık, ben o arada da konservatuvar sınavlarına girdim. Konservatuvar sınavlarına girerken yeni arayışlara da girdim. Yeni oyunculuk tekniklerine de başvurdum. Sonrasında direkt olarak yeni oyunlarla beraber işte birçok tirat ezberledim. Bu tiratların içinde Cimri'den Harbagon, ondan sonra Sersem Koca'nın Kurnaz Karası'nda Thomas Fasulye Cihan, ondan sonra yine Shakespeare benim konservatuvar hazırlık şeyimdi, Otello'da Iago. Bunun yanında yine çok sevdiğim Keşanlı Ali Destan'ın da İzmarit Nuri'den Ben Nuri ve aynı zamanda Mehmet Baydur'un Ateş Orkidelerinde ya böyle bir orada da Nuri vardı Faruk Erem'in Bir Ceza Avukatı'nda avukat tiratlarının hepsini çalıştım. Orhan Veli de benim fiximdi. Konservatuvarlardan sonra dramatik yazarlığı kazandım. Ve o dramatik yazarlıkta yazarken yani daha önceki yazdığım oyunlara 2004'te başladı benim tiyatro yazarlığım. Mehmet Ergen'le başladı o dönem. Mehmet Ergen'in bize çok büyük katkısı oldu. Yani oyun yazarlığımda bence Mehmet Ergen büyük bir devinimdir. Yani o oyun yazma şeyini oradan aldım. Sonra yani konservatuvar süreci yani dramatik yazarlık. O aralar yazmış olduğum oyunları da sahneye koyuma başladım. Aşk Ayanmalı Mevlana oyunu. Çok güzel bir reaksiyon aldı. Sonra Sabahattin Ali yine onu yazıp sahneye koydum. Sonra işte o tiratlarımdan ve konservatuvar sınavlarımdan ilgili bir oyun yazdım. Bir Hamlet'in Bir Nuri. Onu sahneye koydum. Hubaba Tiyatro'yu kurdum o zaman. Hubaba Tiyatro böyle artık Hubaba Tiyatro devam etti. 2023 yılına geldiği zaman işte Bir İdam Mahkumu'nun son günü muhteşem oldu. Çok iyi bir izleyici reaksiyonu aldı. Kapalı kişi oldu. Sonra Van Devlet Tiyatrosu'nda oynamaya başladım. Oradan da çok iyi reaksiyon aldı. Sahne bulmakta sıkıntı yaşadım. Ondan sonra Nikola Vasilievic Gogol'un Bir Deli Hatıra Defteri'ni oynamaya başladım. Böyle repertuar çok keyifli bir repertuar oldu. Sahne sıkıntısı olunca bu görmüş olduğunuz Van'da bir alternatif sahne. 110 koltuklu ışığı tam profesyonel ışıklarıyla tiyatroyu kurdum. Şimdi bir isim değişikliğine gittik. İsim değişikliği de Van Kent Tiyatrosu. Artık Van'ın kendi yetiştirdiği, kendisinin büyüttüğü ve tiyatrosunu Van Devlet Tiyatrosu'ndan o almış olduğu ışığı bir başka sahnede ışığını yansıtmak için böyle bir sahneye girdik. Çok güzel bir repertuar hazırladık. 2024-25 sezonunda ciddi anlamda evrensel oyunlar, yöresel oyunlar, aynı zamanda geleneksel oyunlar sahnemizde hep var olacak. Biz yeni sezona gerçekten çok keyifli, heyecanla bekliyoruz. Aziz Sayıt'un tiyatro serüveni bir de bunun yanında 2023'te Simon Sacrifice'da İngiliz Kraliyet Tiyatrosu'nda ondan Shakespeare oyunculuğu eğitimi aldım. Sonra 2024'te Michael Chekhov eğitiminde Burcu Halaçoğlu ve İmer Oy'dan aldım. Yani şu an Van'da da biz tiyatro olarak Michael Chekhov eğitimini sahnemizde uygulamaya çalışıyoruz. Ve böyle bir uygulamamız mevcut.